AK Parti Merkez Yürütme Kanal Toplantısı sona erdi Adnan Bey. 40 dakika sürdü. Kaç? 40 dakika sürdü. Hmm. 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı alındı. 20 gün Hmm. sonra bundan. Mayıs ayında kongre olacak. Kongrede Başbakan Davutoğlu aday olmayacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ahmet Davutoğlu yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. Alınan karardan sonra Davutoğlu'nun yerine gelecek ismin Binali Yıldırım ya da Bekir Bozdağ olabileceği konuşuluyor. Evet. Hayırlısı olsun. Yani bir hayır vardır. Ama biz Sayın Ahmet Davutoğlu'nu hep sevdik. Hep şefkat duyduk. Temiz insan olduğuna kanaatimiz var. İyi niyetle bazı şeyler yaptı. Başarısız olabilir. Ama kötü niyetle yapmadı. Yani kötü niyetle yaptığıma inanmıyorum. Mesela Suriye politikalarında falan. Hakikaten yanlış teşhisleri falan oldu. Bazı başka konularda da. Ama bu siyaset önceden bilemez yani. Kahin değil bu insan. Değil mi? Kahin de bilemez zaten. İyi niyetle yaptı. Allah nasip etmedi. Bir hayır vardır. Başbakanlıktan gidiyorsa ondan da bir hayır vardır. Kardeş kardeşle beraber olduğuna göre, kardeşler dost olduğuna göre, kardeşlik bitmeyeceğine göre ne fark eder? Ha o gelmiş, ha bu gelmiş. Efendim. Hayırlısı olsun. İnşallah. Kaderde olanın dışında bir şey olmuyor zaten. Kader akıyor, biz de onu seyrediyoruz. Aleyhinde konuşmak çok ayıp olur. Allah rızası için gayret etmiş bir insan ama hırsta da değil. Ben isterseniz görevden de ayrılırım diyor. Efendim, içime de dönerim. Yani benim bir hırsım yok diyor. Yani çılgın bir mücadele ruhu içinde değil. Etrafına adam toplayıp fitne çıkarmaya da niyeti yok. O zaman şefkat duymak lazım. İnşallah. Saygı duymak lazım. Hırslanmak falan ayıp olur. Yani aldı işte götürüyoruz falan. Öyle değil. Bu bir nöbet. O nöbette görevini yaptı. Asker nasıl oluyor? Nöbetini yapıyor. Gidiyor başka bir asker geliyor. Onun gibi bir nöbetti. Nöbetini bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Emeklerinden Allah razı olsun. Hatası günahı varsa Allah affetsin. İnşallah. Allah ömrüne bereket versin. İnşallah. İleride de güzel hizmetler yapacağını düşünüyorum. Mehdiyet devrinde de böyle tecrübeli, değerli bir insanın mühim görevler alacağına inanıyorum. İnşallah. Mühim görevler alacağına inanıyorum. O tecrübesi boşa gitmeyecek. İnşallah. İnşallah. Evet, gidebilirler. Efendim. Tayyip Hoca'ya karşı da titiz olunsun. Onu Dünya Derin Devleti devirmeye azmetmiş görünüyor. Dünya Derin Devleti varsa bir de Cenab-ı Allah'ın yarattığı derin devlet var. Evet. Ondan hiç baş edemezler. Onun içinde Mehdi var, Hızır var. Var da var yani. Melekler var. Cinler var. O hiç güç yetiremeyecekler bir yapılan. Allah diyor onlar bir mekir kurdular. Ben de bir mekir kurdum diyor Allah. Ben de bir hile yaptım. Ben de bir tuzak kurdum. Benim tuzağım daha büyük diyor Allah. Onun için hiç boş yere uğraşıyor İngilizlerin devleti. Kapat orayı. İstediği kadar çiftelensin. İstediği kadar çırpınsın. İstediği kadar anırsın. Ne yaparsa yapsın İngilizlerin devleti muhalif olacak. Deccaliyet olarak ortaya çıktı. Mahvetti insanları. Güneydoğu'da bir homoseksüel yapılanması oluşturdu PKK'lılardan. Ne kadar Avrupalı sapık varsa oraya getiriyor. Afganistan'ı mahvettiler o oğlan çocukların, genç çocukları. Mahvettiler. Şimdi bu PKK'lı pislik, hırsız, gaspçı, alçak katillerle beraber olmaya başladılar. Allah başlarına geçirecek. Tarih hep birbirine benzemez tarih. Hep birbirine benzer zannediyorlar. Mesela bizim siyasetçiler de öyle oluyor. İşte Osmanlı'da şunu yapmıştık, Selçuklu'da bunu yapmıştık. Yine tarih tekerrür etmiyor tarih. Tarih her seferinde değişir. Sistem değişir. Aynısını yapmaya kalktığında ezilirsin, yenilirsin.
Yani tarihin etkisinde kalıp romantik yaklaşıyorlar. Aynı romantizmden olay yapacağını zannediyor. O zaman mağlup olursun. Tarihin taklidi olmaz. Tarih daima ileriye doğru gider ve yenilikleri getirir. Aynısı olur mu? Her seferin değişikti. Tarih hep değiştirdi olayları. Bizim bazı sağcı kardeşlerimizin en büyük hatası ta Ötüken'e kadar gidip oradaki mantığı uygulamaya kalkmaları. Öyle değil. Çağımız bilim, akıl, sevgi, iman çağı. Sevgiyle, imanla galibiyet gelir. Başka şeyden netice alamaz. Olayda bir anormallik yok. Başbakanın gidişi gayet normal. Nöbet değişimi, sıhhatli bir hareket. Şamataya mamataya gerek yok. Bazıları acayip heyecanlanıyorlar. Felaket tellallar bas bas bağırıyor. Kardeşim nöbet nasıl olur? 3 saat birisi bekler. Çakı gibi yeni bir asker gelir. Nöbeti devralır gider. Yeni bilgi, yeni tecrübeyle. O asker ne olur? Dinlenir. Sonra bir daha gelir. Yeni tecrübesiyle. Bir daha gelir, bir daha gelir. Vefat edinceye kadar. Şamataya gerek yok. Evet. Hayırlı uğurlu olsun işte. Cenab-ı Allah kimse kaderde onu ortaya koyacaktır. Ahmet Davutoğlu Hoca'dan da Allah razı olsun. Allah yaptıklarını inşallah cennette ona bir güzellik olarak güzel bir karşılıkta sunar. Hatası da varsa insanlık hali, hepimiz hata yapıyoruz. O da hataları yapmış olabilir. Ama efendi nezih bir insan. Şamataya, şengüle gerek yok. Felaket tellalları da boş yere çan çalmayı faydalı bir şey zannetmesinler. Biz cin çanıyla uğraşmayız. Öyle şeylerle muhatap olmayız. Gayet makul bir akış var. Bu bereket getirecek bir gelişme. Bir şey yok. Yaygaranın anlamı yok. Sıhhat kazanıyor siyaset. Her nöbet değişikliğinde siyaset sıhhat kazanır. Daha gürbüz, daha zinde, daha dinç bir siyaset ortaya çıkacaktır. Hayırlı oldu. Ahmet Davutoğlu hocam da gayet dinç olarak bekleyecektir. Yeni görevi belki çok çok daha da güzel olacak. İnşallah. Efendim. Allah hayırın dışında bir şey yaratmaz. İnşallah. Müslümana hep hayır vardır. Kafire hep şer vardır. Hep şer. Bak mesela oraya da PKK toplandı. Bütün pislik ve melanetin döndüğü yer oldu. Herkes tiksiniyor onlardan şu an. Alçak, haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuzlar. Kimse bunları böyle aşağılayamıyordu. Ben aşağıladıktan sonra hiç kimse bunları sayınmayın diye demedi, diyecek hali kalmadı yani. Hiç duyuyor musun sayın diyenler? He? PKK'ya hürmet eden hiç gördünüz mü? Eskiden eller ayakları boşalıyordu PKK'lı gördüğümüz. Şimdi pislik görmüş gibi kaçıyorlar. Domuz yavru, domuz görmüş gibi oluyorlar. Evet. Çifte yürekliyiz. Evelallah. Maşallah. Mümin öyle olacak.